İyi akşamlar Gözcü'ye hoş geldiniz. Bu akşam Profesör Doktor Arif Yavuz hocamız misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun istifasını konuşacağız. Türkiye'yi yakın dönemde bekleyen sıkıntıları konuşacağız. Türkiye-Rusya ilişkilerini, Suriye'de olup bitenleri ve MHP'deki gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Sayın Davutoğlu'nun istifasından başlayalım mı hocam? Tabii nasıl isterseniz. Evet. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim Ömer Bey. Şimdi tabii Türkiye'deki politik ve ekonomik durumlar çok süratli gelişiyor. Dolayısıyla devamlı takip etmek zorundayız ve biz de çok yakın takip ediyoruz. Şimdi tabii Sayın Başbakanımız, eski başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun istifasını biz 2015 yılında yani bir yıl içinde gideceğini, istifa edeceğini söylemiştik. Bunu da hatta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konferansında söylemiştik. Hatta arkadaşlar da şaşırmıştı. Yani çünkü o günlerde bir şey yoktu 2015 Kasım ayında. Biz bunu söylediğimiz herhangi bir emare yoktu. Ama maalesef öyle çıktı. Tabii Başbakanımızın istifası malum Pelikan dosyasıyla geldi. Pelikan dosyasında yazılanlar, yani tabii önce şunu sormak lazım. Pelikan dosyasını kim yaptı? Bu yazılanlar doğru mudur, değil midir? Bize göre, kanaatimize göre yazılanların 1/4'ü doğru, 1/4'ünün doğru olmadığını düşünüyoruz. Ve Pelikan dosyasını Cumhurbaşkanımıza yakın kaynakların yaptığını düşünüyoruz. Ve Pelikan dosyası zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla eski başbakanımız arasında sorunlar olduğunu ortaya koyuyordu. Ve maalesef işte Sayın Ahmet Davutoğlu istifa etmek zorunda kaldı. Tabii başbakanımız istifa ettikten sonra aslında Türkiye için pek bir şey değişmiyor. Niye değişmiyor? Şundan dolayı değişmiyor. Malum Türkiye'de 2002'den beri bir yeni bir düzen kuruldu ve bu yeni düzen devam ediyor AK Parti'de. 2002'den beri AK Parti iktidarı devam ediyor ve burada bu AK Parti iktidarının temel çatısı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da 2002'den bize göre son 2 yıl hariç 2002'den yaklaşık 11-12 yıl ülkeye çok büyük hizmetler etmiştir AK Parti hükümeti. Çok başarılı olmuştur. Bir iki konu hariç yani belki Milletin Bakanlığı ve işte Dışişleri Bakanlığı olabilir. Ama genelde başarılı bir hükümettir. Ama son 1-2 yıl maalesef ülke ekonomisi pek iyiye gitmiyor. Tabi bunun da çeşitli sıkıntıları var. Malum 2013 olayları, 2000 işte Gezi Parkı'ndan başlıyor. 17 Aralık, 25 Aralık. Tabi bu olaylar hep Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Şimdi tabii bugünkü gelinen noktada yeni bir süreç oluştu. Yani 7 Haziran seçimleri çok önemli. 7 Haziran seçimlerinde malum AK Parti oy kaybetti. Sonra 1 Kasım seçimlerinde kaybetti oyu tekrar geri aldı ve yeni bir düzen kuruldu. Sanıyorum orada Sayın Erdoğan'ın sahaya inmesinin rolü var mı hocam? Şimdi bu konu tabii çok çok tartışmalı konu evet. Ama bana göre 7 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın sahaya çıkması oy kaybettirdi. Ben buna inananlardanım. Tabii bu bir tahmin, bu ölçülmedi. Evet, ölçülmesi de zor bir şey. Bu ölçülmedi ama bana göre öyle. Fakat esas mesele tabii şu, 7 Haziran'da 9 puan kaybetti ama işte 40-40'a düştü. Sonra bir anda 9 puan nasıl kazandı? Bunu da biz yine raporlarda, malum ben her ay bir rapor hazırlıyorum. Bu raporlar, aylık raporlar. Bu raporları ben danışmanlık yaptığım şirketlere veriyorum. Bir de bazı kurumlara, kamu kurumlarına veriyorum. Biz bu raporlarda her önemli olay olduğu zaman bunları anlatıyoruz. Şimdi orada baktığımız zaman 40'tan nasıl tekrar 49'a çıktı olayı? Biz olayı şöyle vurguluyoruz. Bakın şimdi 2002'de yeni bir sistem kuruldu Türkiye'de. 2000'lerde başladı. Türkiye'yi yöneten güçler değişti, dengesi değişti. Eski Türkiye yöneten güçler yerine yeni Türkiye yöneten güçler dengesi kuruldu. Yeni bir üçgen kuruldu. Bu üçgenin bir ayağında dış güçler var, Amerika var. Bir ayağında Fethullah Hoca vardı, cemaat vardı. Bir ayağında da AK Parti vardı. Böyle bir üçgen kurulmuştu. Bu üçgen Türkiye'yi yönetmeye başladı. Bu da eski üçgeni bertaraf ederek yeni üçgen kurularak yönetmeye başladı. Tabii bu üçgen, eski üçgende kimler vardı hocam? Eski üçgende gene biz bir ayağında Amerika'nın olduğunu, bir ayağında ordunun olduğunu, ulusal ordunun olduğunu, bir ayağında da gene bu ulusal gücü, rejimi, cumhuriyeti temsil eden sivil güçlerin olduğunu. Yani
biz onun sivil gücünün bir kanadı siyaset, işte o Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Bir kanadı medyadır, bir kanadı iş adamlarıdır. Dolayısıyla o büyük bir sivil güçtür. Dolayısıyla böyle bir yapı vardı. Tabii onların açılımları da var. Bu yapı değişti, yeni yapı oldu. Peki bu yapı niye yeni yapı bozuldu? Yani 2000 İşte AK Parti, Fethullah Hoca, Amerikan üçgeni niye bozuldu? Biz bu üçgenin bozulacağını 2010'larda da söyledik. Yani 2010'lardaki konferanslarımızda ve raporlarımızda biz bu üçgenin kırılacağını, yani üç kişinin bir kişinin gideceğini, iki kişi bir olup bir kişiyi bertaraf edeceğini biz söyledik. Ve o zaman hep bizim arzumuz aslında şuydu. Yani temennimiz milli güçler bir olsun, dış güçleri bertaraf etsin diyeydi. Ama maalesef öyle olmadı. Malum bu üçgen nasıl kırıldı? Amerika ile Fethullah Hoca bir olarak, cemaat bir olarak hükümeti devirmeye kalktı. Yani Gezi Parkı olayları, 17 Aralık, 25 Aralık olayları hükümeti devirme operasyonu. Hocam burada cemaat cidden kendisini AK Parti'yi gönderip siyasi iktidarın başına mı oturmak istedi? Hayır. Yoksa dış güçler cemaat üzerinden hükümeti mi devirmek istedi? İkincisi doğru. Hiç cemaat dış güçler, yani dış güçlerle cemaat işbirliği yaparak bu hükümeti devirip, aslında hükümeti devirmek değil, Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımızı alacaklardı, yerine başkasına getireceklerdi. Dolayısıyla bakın, bu hükümetin çatısı aslında hep Cumhurbaşkanımız olmuştur. Ana direk odur ve hala odur. Dolayısıyla asıl hedef de o. Tabii asıl hedef Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Dolayısıyla onun devrilmesidir, yerine başkasının getirilmesidir. Çünkü niye bakın buna karar verildi? O da şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız malum 2002'de seçim aldı, birinci seçim. 2007'de seçim aldı, ikinci. 2011'de tekrar seçim aldı. Ve üçüncü genel seçim, 2011'deki seçimden sonra bir konuşma yaptı. Dedi ki, bundan sonra benim ustalık dönemim başlıyor dedi. Birinci dönem, çıraklık dönemim bitti. 2002-2007, ikinci dönem 2007-2011 kalfalık dönemin bitti. Hani çırak, kalfa, usta, lonca sistemi, aylık sistemi. Şimdi üçüncü dönem başladı ve ustalık dönemin başladı. Şimdi ustalık yapacağım dedi. Aslında ben onu duyduğum anki seçimden sonra eyvah dedim, Türkiye'nin yeni bir yapısı olacak. Yani Türkiye'nin yönü değişecek. O şu demekti, Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Ben milliyim, vatanseverim, devletimi, milletimi seviyorum. Bu devletin, bu milletim için, ülke menfaatleri için daha fazla çalışacağım. Mümkün olduğu kadar az taviz vereceğim dedi. Yani taviz vermemeye çalışacağım dedi. Bu o mesajdı ve gerçekten o yapılmaya başladı. İşte o yapılmaya başlayınca Amerika ve Fethullah Hoca, cemaat, hükümeti, yani Cumhurbaşkanımızı devirmek istedi. Ondan sonraki operasyonlar. Hocam bakın, burada cemaat deyince bu yapıya inanmış normal insanları kastetmiyoruz değil mi? Onu da söyleyeceğim şimdi. Tepedeki dış güçlerle irtibatlı kesimleri kastediyoruz. Tabii onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın orada bir şey var, önemli bir konu. 2010'a bakın. 2010, 12 Eylül 2010 referandum. Burada cemaatle hükümet gene kol kola değil mi? Yani el ele. Ve Fethullah Hoca ne diyor? Beyanat veriyor. Mezarda da olsa çıkın oy verin diyor. Bakın bu kadar. Yani 12 Eylül 2010 referandumu. Bakın hükümet devamı sıkı. Hükümetle cemaat çok sıkı. 2011'e geldik. 2011 genel seçiminde, 2011 12 Haziran 2011 genel seçiminde gene hükümetle cemaat çok sıkı ve birlikte işbirliği yapıyor ve Fethullah Hoca gene beyanat veriliyor. Bütün dünyadan herkes Türkiye'ye çağrılıyor. Gelin oy verin diyor. Hem referandumda oy verin diyor, hem de AK Parti oy verin diyor. Bakın kırılma noktası neresi? Oslo. Oslo ile başlıyor. Yani aslında Cumhurbaşkanımıza ilk darbe, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk darbe Oslo ile başlıyor. Oslo. 7 Şubat 2012 Oslo. Ondan sonra Gezi Parkı olayları. 23 Mayıs 2013 Gezi Parkı olayları. Sonra 17 Aralık ve 25 Aralık olayları. Dolayısıyla ben 30 Aralık'ta, yani 2013-30 Aralık'ta rapor hazırladım. O raporda ben tabii bunu söyledim. Yani 17-25 Aralık'ın arkasında kim var? Ki biliyorsunuz Sayın Fehmi Koru yeni bir kitap yayınladı. Ben böyle gördüm diye. Mesela o kitapta ne diyor? O kitapta 17-25 Aralık olayları olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, ki o zaman Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gönderiyorlar Fethullah Hoca'nın yanına, ki kitapta yazıyor bu. Fehmi Koru'nun kitabında kendisi. Fehmi Koru'yu gönderiyorlar. Fehmi Koru'yu gönderiyorlar. Fehmi Koru bunu kendi kitabında yazıyor. Ve bu olayın arkasında Fethullah Hoca var mı yok mu 17-25 Aralık, bunu öğren gel diyorlar. Dolayısıyla o kitapta da bunlar anlatıyor. 17-25 Aralık'ın arka planı. Biz o gün 17-25 Aralık'ın arka planı 30 Aralık'ta yazdık yani raporumuzda.
Ve işte o olay aslında cemaatle Amerika'nın bir olup, dış güçlerin bir olup Sayın Cumhurbaşkanımız, yani o zamanki Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ı devirme operasyonuydu. Biz o gün bunu söyledik. Dolayısıyla başaramadılar. Şimdi gelelim cemaatteki yapıya. Bakın, cemaat derken şöyle, tabii bu cemaate biz ne diyoruz? Paralel yapı diyoruz değil mi? Paralel yapı. Gerçekten de devlet eli geçmeye bir yapıdan dolayı paralel yapı deniyor. Ben bunu aslında dikey yapı diyorum. Dikey yapı şu, yani işletmelerde organizasyonlar paralel ve dikey diye vardı. Dikey şu demek, çok katı yapı ve çok emirle alan yapı. Yani yukarıdaki abisi, imamı emir verir, herkes ona tabi olur. Hiç soruşturmaz, hiç istişare etmez, tamamen emri yerine getirir. Aslında tamamen çok dikey bir yapı. Beyinler esir midir hocam? Yani beyinler esir demesek de ama tamamen herkesin aklı bir üstteki abisinin cebindedir, imamın cebindedir, yapı böyledir. Cemaatlerdeki genel durum böyledir ama Fethullah Hoca cemaatinde bu çok çok katıdır. Aynı askeriye gibidir. Dolayısıyla aslında böyle bir dikey yapı var ama bu dikey yapının içinde aslında bir paralel yapı var. Bu paralel yapı dediğimde dikey yapının içindeki paralel yapı işte o çeteyi temsil eder. Cemaati aslında yöneten çetedir. Cemaatin içinde bir çete vardır. Yani bize göre cemaat çete değildir. Evet. Cemaatin içinde çete vardır. İşte o çete paralel yapıdır. Ve o dikey ya paralel olarak böyle cemaati böler. Cemaatin üstüyle altındaki ilişkiyi koparır. Ve cemaati o yönetir. Cemaatin en üst dediğiniz Fethullah Hoca ve etrafındaki 3-5 kişi ama bakın bunlar aslında yönetmez. Esas bu cemaati o çete yönetir. O paralel yapı yönetir. O paralel yapı aşağıya başka şeyler intikal ettirir ve Fethullah Hoca'yı da yanıltır ve bu cemaatinde bu ülkeye çok büyük de zararları olmuştur. Ve bu operasyonlarda da 17 Aralık'ta da 25 Aralık'ta da hepsinde bu çete vardır. Yani bu paralel yapı vardır. Aktiftir. Gezi Parkı'nda da aktiftir. 17 Aralık'ta da aktiftir. 25 Aralık'ta da aktiftir. Ama bakın burada Fethullah Hoca'nın ben emri olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla bu çetenin operasyonudur bu. Çetenin Fethullah Hoca'yı da yanlış yönlendirmeleri de her zaman mümkün. Gelelim cemaatin tabanına. Malum bunlar da biliyorsunuz hepimizin arkadaşları var. Çok düzgün, terbiyeli öğretmenler. Masum öğretmenler. Hiç olaylardan haber olmayan, çeteden haber olmayan, işte o paralel yapıdan haber olmayan öğretmenler. Bunlar da tabii yavaş yavaş bu işleri öğrenmeye başladılar. Dolayısıyla ben de bunların masum olduğuna inanıyorum. Bunların kabahati şu olabilir. Yani abilerine, imamlarına çok itaat etmek. Onların her dediğinin doğru olduğuna inanmak. Bunların kabahati bu olabilir. Peki bu bölümü kapatmadan hocam. Bu ayrışma Oslo ile başlıyor ya. Oslo burada sembolik mi yoksa başka ayrışma noktaları ne? Yok, Oslo'dan sonra Hakan Fidan'ın tutuklanması oradan Cumhurbaşkanı'na gitme konu oldu. Planlanan? Oslo'ydu. Bu olmadı. Sonra ne? İkinci plan Gezi Parkı olayları. Halkın sokağa dökülmesi ve hükümeti devirme. Bu da olmadı. Peki o zaman şöyle 17 Aralık 25 Aralık. Şöyle diyelim hocam o zaman. Yani beraber hareket eden hükümetle cemaat yahut da beraber hareket eden hükümetle Amerika Türkiye ile Amerika nerede ayrıştılar da bunlar oldu? İşte ayrılma noktası şu bakın. Beraber hareket eden Amerika, cemaat, hükümet. Ayrılma noktası Cumhurbaşkanımızın ben artık 2011 seçimden sonra yani milli olacağım, milli duruş sergileyeceğim ve mikroluklara taviz vermeyeceğim. Ustalık dönemine başlayacağım dedi ve Amerika'ya taviz vermemeye başladı. Ayrışma buradan başladı. Tabii ayrışma Cumhurbaşkanımızın son derece milli olması. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda son derece millidir. Bu ülkenin, milletin, vatanı menfaatini düşünür ve milli hareket eder o günden beri. Bu yüzden dolayı Amerika'nın her istediğini yapmamaya başladı. Sadece Amerika değil, Amerika'nın ve Batı'nın istediğini yapmaya başladı. Ve 2014 Aralık ayında Rusya'ya hafif kaymaya başladı ve eksen kayması dendi buna. Malum 2014 Aralık ayında Putin Türkiye'ye geldi. Putin'le birçok görüşme yapıldı. Nükleer santral akkuyu Putin'e verildi. Birçok ihale de verildi. Ve o anlaşmalardan sonra tabii Batı aslında kızdı. Yani eksen kayması mı yapıyorsun? Yönünü Rusya'ya mı çeviriyorsun? Doğu'ya mı çeviriyorsun diye bir eksen kayması tartışmaları gündeme geldi. Ama malum orada da bir sıkıntımız doğdu. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanımızın son derece milli, vatanını, milletini, devletini seven bir insan olarak yurt dışına yabancı güçlere taviz vermemesinden kaynaklandı. Cumhurbaşkanımızın yaptığı doğruydu. Ona yapılan yanlıştı. Yani onu devirmeye kalkanlar yanlış yaptı. Yani burada cemaat
paralel yapı ve Amerika yanlış yaptı. Dolayısıyla yolsuzluk iddiaları burada pek de samimi değil, öyle mi hocam? Şimdi bakın, yolsuzluk iddiaları örtü mü? Samimi değil mi tartışmasına girmek istemem. Bazı şeyler bana göre doğru, bazıları yanlış. Hı hı. Hepsi doğru değil. Ama dolayısıyla bu konunun kararını yargı verir. Ki zaten biliyorsunuz kapandı da bu konular. Yani yargıtı buradan bunlar döndü. Bu yüzden de onlara girmek istemiyorum. Ama bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış bence. Hı hı. Çünkü orada hedef aslında yolsuzluk değil. Hedef hükümeti düşürme. Cumhurbaşkanımızı düşürme operasyonu. Bir operasyon. Hükümeti devirme operasyonu. Bu operasyonlarda Amerika'nın dışında başka dış güçler var mıydı hocam? Şimdi bakın, Amerika deyince kimdir? Amerika'da bir ulus devlet vardır. Hı hı. Bir de Amerika'yı yöneten iki büyük güç vardır. Ve aslında bu güç dünyayı da yönetir. Bu iki büyük güç, biri Yahudilerdir, biri Anglo-Saksonlardır. Hı hı. Anglo-Saksonlar, White Wasp deriz biz bunlara. White Anglo-Saxon Protestan, Wasp'lar. Hı hı. Dolayısıyla İngiliz ırkıdır. Yani Wasp'lar, Anglo-Saksonlar ve Yahudilerdir. Bunlar hem Amerika'ya hakimdir, Amerika'yı yönetir, hem de dünyayı yönetir. Dünyada her ülkede etkililerdir. Bunların etkili olmadığı ülke yoktur. Dolayısıyla biz Amerika derken bunu kastederiz. Yahudiler ve Anglo-Saksonlar. Yahudiler ve Anglo-Saksonlar bazen beraber olurlar. Müttefiken hareket ederler, bazen çatışırlar. Hı hı. Çoğu zaman da beraber olurlar. Peki o zaman Yahudi ve Anglo-Sakson beraber olduğu zaman ne oluyor? Amerika, İngiltere ve İsrail oluyor. Hı hı. Dolayısıyla üç ayak, yani üç ülke. Bunlar beraberler. Mesela IŞİD'i de bunlar çıkarmıştır. Biz IŞİD raporunu, DAEŞ raporunu yazmıştık. O zaman da bunları söylemiştik. O zaman bunlar çıkmıştı. Yani orada da biz bu üçünün bu işi yaptığını söylemiştik. Yani IŞİD çıktığı zaman, ki 18 Ekim'de, yani dikkat edin, Kobani ile beraber işi çıktı ve ben o zaman dedim ki işin arkasında Amerika, İngiltere ve İsrail var diye raporum var. Peki. Hocam kısa bir Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda canlı yayında konuşuyor. Oraya bağlanacağız, sonra devam edeceğiz. İyi akşamlar, tekrar beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması araya girdi. Peşinden reklam girdi ve şimdi tekrar stüdyoya döndük. Profesör Doktor Arif Yavuz konuğumuz. İlk bölümde eski üçgeni, Türkiye'yi yöneten eski üçgeni ve kurulmakta olan yeni üçgeni anlatmıştı. Şimdi Türkiye'yi yakın dönemde bekleyen riskler, sıkıntılar ne? Hocam buradan devam etsek. Evet Ömer Bey, şimdi tabii... Bundan sonrasına bakarsak, ki buradaki de öngörülerimiz ve tahminlerimiz var. Tabii biz her gün bu raporları yazmak için ben her gün 100 sayfa yaklaşık sırf bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası kaynakları okuyorum. Ve oradan da analizler yapmaya çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki yapı biraz farklılaştı. Şimdi bakın, bir kırılma noktası daha oldu. Şimdi o üçgeni dedik, o üçgen kırıldı ama yeni bir oluşum oldu. Yeni oluşum ne? Yani bugün... Malum 2007-2008 yılında Amerika, Fethullah Hoca ve AK Parti hükümet beraber Ergenekoncuları içeri attılar. Ergenekon balyoz davalarından dolayı. Ve daha sonra ise Sayın Cumhurbaşkanımız içeri atılan Ergenekon balyoz davalarına içeri atılanları dışarı çıkardı. Ve bunun hata olduğunu söyledi. Ve şu anda onlarla işbirliği yapıyor. Yani hükümetimiz daha doğrusu, hükümetimizle ulus devlet, ulusalcılar şu anda işbirliği halinde. Ve ülkedeki güçler dengesi değişti. Yani önceden bu ülkeyi esas itibariyle yöneten güçler dengesi Amerika, Fethullah Hoca ve hükümetimiz iken, şu anda Fethullah Hoca'nın ve Amerika'nın gücü ülkede azaldı. Hı hı. Ve ülke bana göre Cumhuriyet tarihinde en yüksek milli devlet konumuna geldi. Yani milli devletin güçlendi, ulusal devletin güçlendiği bir konumda. Güçler dengesini bir ayarlarsak şu andaki yeni düzende. Yeni üçgeni kurabilir tabii, miyiz hocam? Burada yeni bir üçgen değil bu, artık iki ayaklı şu anda. Şu anda üçgen yok, iki ayak var. Ama bir üçüncü ayak gerekiyor mu? Şimdi işte oraya geleceğim. İki ayak var. Bu iki ayak şöyle. Şimdi bakın, bu Ergenekon'u dışarı çıkarıldıktan sonra ve hükümetimiz ulusalcılarla işbirliği yapıyor şu anda. Ulus devletle, ulusalcılar, hükümetimizin işbirliği var. Güçler dengesini sıralarsak, bir kuvvetin altındaki güçleri saymıyorum. Bir kuvvetin
üstündekileri sayacağım. Mesela bugün ülkemizde Fethullah Hoca eskiden çok güçlüyken şu anda Fethullah Hoca'nın gücü bence bir. Aynı şekilde Amerika önceden çok güçlüyken Amerika'nın gücü de şu anda bir kuvvetinde. Yani Amerika bir kuvvetinde, Fethullah Hoca bir kuvvetinde. Tabii bunlar bir öngörü ve analizler. Bunu tam hesaplamak da mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın gücü, her geçen gün Cumhurbaşkanımız güçlendi. 2002'den bugüne kadar güçlendi. Bence Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gücü iki kuvvetinde. Ve gücü zayıflamış, yani içeri atıldıktan sonra 2007-2008'den sonra zayıflayan Ergenekon ulus devletin, ulusalcıların gücü de artmaya başladı. Bana göre şu anda ulusalcıların gücü de iki kuvvetinde. Dolayısıyla iki kuvvetinde bir ulusalcı güç, iki kuvvetinde Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin gücü, bir kuvvetinde Amerika, bir kuvvetinde Fethullah Hoca. Birinin altındakileri de saymıyorum. Şimdi bakın, böyle bir yapıda bu ülkede operasyon yapma, bu ülkeyi yönetme gücü kimde? Cumhurbaşkanımız, hükümetimizde ve ulusal güçte. Dolayısıyla ulusalcılar ve Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi beraber yönetiyor. Ve bunların ortak yönü şu, ortak yönü bir, bu ülkede PKK'yı bitirmek, yani milli bir devlet var, ulusal bir güç var. PKK'yı bitirmek, ki PKK'nın biteceğini biz 6 aydan beri söylüyoruz. Yani 6 ay önce bunu söylemeye başladık, raporlarımız da var. PKK bitecek. Ama bakın, canlı bomba bitmez. Ama PKK biter. Canlı bomba, IŞİD ve canlı bomba, PYD'nin canlı bombası bitmeyebilir. Çünkü onun arkasında malum yine Amerika, İngiltere, İsrail var. Yani dış güçler var. Dolayısıyla o destekli, o bitmez. İki, PKK'nın bitmesi. İkincisi, Fethullah Hoca'nın, cemaatin gücünün bitmesi. İkinci hedef bu. Birinci hedef PKK'nın bitmesi. İkinci hedef Fethullah Hoca ve paralel yapının, cemaatinin gücünün bitmesi. Şu anda o güçte bitiyor. Dolayısıyla şu anda yapılan operasyon bunlar. Yani bu iki gücün güç kaybetmesi, iki gücün sonlandırılması. PKK'nın ve Fethullah Hoca'nın bu ülkede sonlandırılması. Peki bunlar sonlandırıldıktan sonra ne olacak? Evet. İşte sıkıntı burada başlıyor. Bunlar sonlandırıldıktan sonra ya yeni bir düşman olacak, yeni düşmanların olması gerekir. Başka tarikatlar, başka cemaatler veya başka bir düşman olması gerekir. Veya yani hükümetle ulusalcıları bir arada tutacak yeni bir hedef olması lazım. Gerekir. Veya bu olmayacaksa, mümkün değilse, ki ben istemiyorum. Bakın, inşallah hükümetimizle ulusalcılar çatışmaz ama maalesef benim tahminime göre, istemediğim halde 2017 yılında hükümetimizle ulusalcıların çatışacağını düşünüyorum. Ciddi bir çatışma olacağını düşünüyorum. Ama arzumuz, temennimiz bunun çatışmaması. Bu çatışma ne sebeple doğabilir? Sebebi şu. Hükümetimizin düşüncesiyle ulusalcıların düşüncesi birbirinden çok farklı. Şu anda bu ülkede yetkili iki gücün, iki büyük gücün düşünceleri birbirinden çok farklı. Çok zıt kutuplu iki düşünce tarzı var. Bu iki düşünce tarzı uyuşmuyor. Uyuşmadığı için çatışacaklar. Ama temennim diyorum, inşallah uyuşurlar. Uyuşma ekonomide, dış politikada, genel NATO ile ilişkiler... Bakın, yurt dışı ile ilişkilerde, NATO ilişkilerde uyuşuyorlar. Çünkü ikisi de ulusalcı. Yani ikisi de milli devletin unsurları ve batıya karşı ikisi de. Yani bakın, ulusalcılar, Ergenekon önceden neydi? Gladio'ydu. Neyin gladiosuydu? Amerika'nın gladiosuydu. Aslında peki Amerika bunları niye attı? Çünkü bunlar 1997 yılında 28 Şubat'la 90'lı yıllarda başladılar. Anti-Amerikancı oldular, eksen kayması yaptılar ve Rusya'ya ve Doğu'ya döndüler. Evet. Bu yüzden dolayı Amerika bunların içeri atılmasını sağladı. Kimin kanalıyla? Fethullah Hoca ve hükümet kanalıyla. Bunlar içeri atıldı. Yani 1990'lı yıllarda, 97-98'de ulusalcıların yaptığını 2013'ten sonra hükümetimiz yaptı. Yani önceden ulusalcılar Amerika ile işbirliği yaparken çatışmaya girdi 97-98 ve Amerika bunların içeri atmasında hasta oldu, sebep oldu, nedenlerden biri oldu. Hükümetimiz 2002'de başa gelirken Amerika ile işbirliği halindeydi. Hükümetimiz de işbirliğini bozdu. Hükümetimiz de şu bu noktada anti-Amerikancı, daha doğrusu hükümetimiz milli ve anti-Amerikancı. Yani anti-Amerikancılığın milliyetçilikten, vatanseverlikten, milli menfaatlerin ön plana almaktan kaynaklandığını söylüyorum. Dolayısıyla aynı konuma geldiler. Aynı konuma geldikleri için de hem ulusalcılar hem hükümetimiz şu anda Amerika'ya mümkün olduğu kadar taviz vermiyor. Dış güçlere taviz vermiyor. Ve PKK'yı bitirmeye mücadele ediyor. Ve paralel yapıyı bitirmeye mücadele ediyor. Ama bu iki görüş, çok zıt iki görüşe sahip oldukları için tabii fazla detayına giremiyorum. Temel yapıları çok farklı. Yani biri diyor ki ben Cumhuriyet'in çocuğum, biri diyor ki ben Osmanlı'nın çocuğum diyor. Dolayısıyla temel yapıları çok farklı olduğu için
bunların uyuşmazlık sorunları var. Aslında biz diyoruz ki inşallah kavga yapmazlar. Biz diyoruz ki biz Cumhuriyetimizin çocuğuyuz. Cumhuriyetimizin değerlerini seviyoruz. Değil mi? Laikliği, demokrasiyi, sosyal hukuk devletini, anayasadaki kurallar belli. Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyettir. Demokratik, sosyal hukuk devletidir, layıktır. Biz bunları benimsiyoruz ve bunlar olmasını istiyoruz. Ama biz aynı zamanda dedelerimizle de gurur duyuyoruz. Biz aynı zamanda Osmanlı'nın torunuyuz. Cumhuriyetin çocuğuyuz, Osmanlı'nın torunuyuz. Uyuşmamız gerekir. Nerede uyuşmamız lazım? İki kutbun da bana göre ortaya gelmesi lazım. Peki ne buluşturabilir hocam? Şu buluşturur. Ya bu çatışmayı ne engelleyebilir? İki grubun ortaya gelmesi şöyle, ikisi de ortak değerlerde ne olur? Bakın ortak değerler, cumhuriyet, demokrasi, sosyal hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler, uluslararası hukuk kuralları, din vicdan hürriyeti, basın özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler, özgürlükler. Yani aslında bu Avrupa Birliği'ndeki normlar. Yani biz Avrupa Birliği'ndeki normları uygulasak, dolayısıyla bu noktada uzlaşsak ve ortaya gelsek, anlaşsak sorun olmaz. Ama şu anda anlaşılmazlık olacak gibi görünüyor, çatışma olacak gibi görünüyor. Şimdi dolayısıyla bir risk bu. Ülkemizde önümüzdeki bir risk bu. İkinci risk bakın 1/4 teorisi. 1/4 teorisi şu. Orada 310-320 tane general amiral var. Yine bizim tahminimize göre ve söylenenlere göre 70-80 tane Fethullah Hoca'nın general olduğunu düşünüyoruz. Söylüyorlar. Böyle söyleniyor. Öyle iddia ediliyor. Dolayısıyla bu da 1/4'e geliyor. Yani 70-80 tane 320'nin 1/4'ü. Şimdi dolayısıyla 1/4 70-80 tane Fethullah Hoca'nın generalinin tasfiye edilmesi gerekir. O zaman ilk askeri şura Ağustos ayında bunun tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu önümüzdeki risk, Ağustos. Evet. 1/4 risk de bu. Bunun tasfiye edilmesi gerekir. Peki bunu kim tasfiye eder? Bunu işte gene ulusalcılarla, ulusal güçle hükümetimiz beraber tasfiye eder. Dolayısıyla Ağustos'ta bunu yaşayacağız. Eğer Ağustos'ta bu gerçekleşemezse o zaman bir sıkıntı doğar önümüzdeki birkaç yıl içinde. Bu gerçekleşmese Türkiye'de çok büyük terör olayları artar ve ihtilale zemin hazırlar. Bu gerçekleşmezse. Şimdi bunu telafi edecek inşallah ülkemiz ve hükümetimiz. Milli irade bunu telafi edecek. Gelelim ikinci soruna. İkinci sorun ise yani o çatışmanın engellenmesi için uğraşmak gerekir. Bütün beyinler, bu konuyu düşünenler bunu engellemeye çalışması lazım. İki tarafın da birbirine uzlaştırması lazım. Diyelim o çatışma olursa ne olur? O çatışma olursa bakın kim kazanır? Bu çok önemli. Şimdi iki eşit güç şu anda. Bana göre bu çatışmayı kim kazanır? Yine tahminimiz ve analimize göre bu çatışmayı üçüncü bir tarafla işbirliği yapan kazanır. Yani ya hükümetimiz ya ulusal güçler üçüncü bir tarafı yanlarına alırlarsa bu savaşı, bu çatışmayı kazanırlar. Peki, ama inşallah olmaz bu çatışma diyoruz. Çünkü istemiyoruz. Bu noktada hocam, örneğin ulusalcılar Amerika ile anlaşabilir mi? Anlaşabilir. Yani, ulusalcılar da Amerika ile anlaşabilir ki anlaşmak istiyorlar. Hükümetimiz de Amerika ile anlaşabilir. Hükümetimiz Fethullah Hoca ile de anlaşabilir. Amerika ile de anlaşabilir. Hepsi mümkün. Çünkü bu savaşı kazanmanın, bu çatışmayı kazanmanın yolu buradan geçiyor. Eğer üçüncü bir tarafla kimse anlaşamazsa, yani bunlar ben kendim bu işi hallederim dedikleri zaman bana göre ulusalcılar bunu kazanır. Çünkü ulusalcılar daha kurumsal, hükümetimiz ise kurumsal değil, tekli bir yapı. Tekli bir yapı olduğu için risk barındırıyor. Dolayısıyla bak yine altına çiziyorum, inşallah böyle bir şey olmaz. Şimdi bakın gelelim. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Şimdi somutlaştırıyorum. Şimdi malum Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanlığı sistemini istiyor. Anayasa değişikliği ve devlet başkanlığı sistemi ve gündeme gelecek. Şu anda bu hazırlanıyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız şu konuda haklı. Yani yetkilerin bölünmemesi, tek yetkili olunması konusunda haklı. Ben de ona inanıyorum. Ben de devlet başkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun olduğunu düşünüyorum. Ama bakın bu kuvvetler ayrılığı prensibinin farklı bir boyutunu söyleyeceğim. Şimdi kuvvetler ayrılığı yargı, yürütme, yasama doğru mu? Üçe ayrılıyor. Bana göre diyorum ki evet tamam yargı ayrılması gerekir ama yasama yürütmeyi birleştirin. İşte dolayısıyla devlet başkanlığı sistemine geçin. Yasama yürütme bir olsun, tek elden olsun, tek güç olsun devlet başkanlığı sistemi ve bunun temsilcisi de Cumhurbaşkanımız.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız yasama yürütmenin yasama ve yürütmeyi yöneten kişi olsun. Tek elden birleşsin. Ama bakın yargı ayrı. Yani Cumhurbaşkanımız ben yargının başındayım dedi ama tabii onu belki sembolik olarak söyledi. Böyle değil. Çünkü yargı bağımsızdır. Yargının başı Türk milletidir. Yargı karar verirken Türk milleti adına karar verir ve yargı bağımsız olması gerekir. Cumhurbaşkanımız yasama yürütmeyi kendi eline alması gerekir ve devlet başkanı sistemi olması gerekir bana göre. Yargı yönetimi denetler. Yani yargı Cumhurbaşkanımızın yaptığını denetler. Hükümetin yaptığını denetler. Nasıl bir holdingin sahipleri vardır, Cumhurbaşkanımız hatta bazen söyler, şirket gibi yönetelim der. Öyle düşünsek, bir şirketin, bir holdingin sahipleri vardır. Sahiplerine bağlı bir icra kurulu yöneticileri vardır, profesyonel yöneticileri. Onları getirir sahipleri, der ki sen bu şirketleri yönet derler. Bir de bu şirketin sahipleri, holdingin sahipleri kendisine bağlı bir denetleme kurulu oluşturur veya yabancı bir denetleme kurulu, dış kaynaklı denetleme kurulu oluşturur. Kendi yöneticileri denetletir. Yani denetim kurulu gelir, yönetimi denetler. Ve ikisi de hem denetim kurulu hem yönetim kime bağlıdır? Sahiplerine bağlıdır. Bu ülkenin sahibi millettir. Bu ülkenin sahibi milletin kurumlarıdır. Bu yüzden dolayı Cumhurbaşkanımızı bu ülke seviyor, bu millet seviyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülke %50 oy veriyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bu millet sevdiği için de bu ülkeyi yönetmesini istiyor. Dolayısıyla devlet başkanlığı sistemini de Cumhurbaşkanımızı devlet başkanı yapar ki zaten hani biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçiminde bu oyu verdi. Ve ondan bu ülkeyi yönetmesini ister. Yasama ve yürütme yetkisini Cumhurbaşkanımıza verir. Ama bakın yargı da direkt millete bağlıdır. Nasıl Cumhurbaşkanımız millete bağlı olduğu gibi yargı da millete bağlı olacaktır. Ama yargı da Cumhurbaşkanımız yani yönetimi denetleyecektir. Yargı da ne yapacaktır? Türk milleti adına hareket edecektir. Ve burada hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ön plana çıkacaktır. Bakın kanunlar önemli ama kanunların hukuka uygunluğu daha önemli. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü, uluslararası hukukun kuralları, evrensel hukuk kurallarının uygulanması gerekir. Ve yargı kesinlikle bağımsız olması gerekir. Yargının hiçbir kuruma bağlı olmaması gerekir. Biz bunu düşünüyoruz. Şimdi bakın bundan sonra ne olacak? Şimdi anayasa devlet başkanı sistemi geldi. Malum meclise sunulacak. Biz bunu sonbaharda sunulacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla birinci şey tabii söylüyorum Ağustos'ta askeri şura çok önemli. Bu Fethullahçı generallerin atılması gerekir. İkinci şey Eylül-Ekim'e geldik. Anayasa değişikliği mecliste geldi. Orada üç tane senaryo var. Senaryo 1 330'dan az oy alırsa. Senaryo 2 330-367 arası oy alırsa. Senaryo 3 367'den fazla oy alırsa. Senaryo 3'ün olma ihtimali 0. Yani 367'den fazla oy alamaz anayasa değişikliği. Mümkün değil. Burada MHP desteklerse 316-40-356 olur. Fire verse 340 civarı olsun. Dolayısıyla iki ihtimal var. Ya 330-367 arası oy alacak ve referanduruma gidecek. Ya da 330'dan aşağı oy alacak MHP desteklemezse. Bu sefer ne olacak? Şimdi anlatıyorum bakın şöyle gider. Senaryo 1. 330'dan aşağı oy alırsa Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi seçime götürür. Erken seçime. Bana göre, tahminime göre bu ülke erken seçime gider. Dolayısıyla bakın bu 2016 yılında bir erken seçim var. Peki 330-367 arası oy alırsa ne olur? O zaman da referanduruma gider. Dolayısıyla ya referandum var ya erken seçim var. Yani 2016'da seçim var. Peki gelelim 300 referanduruma gittik. %50'nin altında kaldı ne olur? Gene erken seçime gider sonra. 300 referandumda geçerse devlet başkanlığı sistemi gelir. Fakat devlet başkanlığı sistemi gelir mi gelmez mi? Şu anda benim tahminime göre %50-50. Anayasa değişikliğini görmeden buna karar veremeyiz. Ama onu gördüğümüzde biz karar veririz. Yani anayasada temel şeyleri değiştirmeye kalkarlarsa bu %50'nin altında kalır. Temel şeyler değişmezse %50'nin üstünde geçer. Hocam sanki önüm... Peki pardon erken seçime giderse ne olur? Bakın şu anda seçime gidilirse HDP barajın altında. Bugün PKK olayı malum Güneydoğu'daki devletimizin, hükümetimizin ve devletimizin yaptığı operasyonlar çok doğrudur. Çok da doğru yapıyor. Oraları yıkıp yapması gerekir. Yıksın ve yapsın. Sonra da imar edecek. Çok doğru bir hareket. PKK'yı bitiriyor. Ama ondan sonra orada vatandaşlarımızın değil mi? Kürt vatandaşlarımızın bir evi olana bence iki ev versin. Bir arabası olana iki araba versin. Yani onları ekonomik açıdan rahatlatsın. Bu çok önemli. Ve o vatandaşlarıma sahip çıksın. O bölgeyi imar etsin. Ve onları rahatlatsın.
Ondan sonra da bence yapması gereken bu bitmez. Sonra ise oradaki bir fikir cereyanı oluşturmak. Bana göre de Güneydoğu halkı dindardır. Dindar olduğu için o bölgede, Güneydoğu bölgesindeki cemaatleri, bakın Fethullah Hoca hali, cemaatleri, tarikatleri, o bölgenin liderlerini, dini liderlerini veya kanaat önderlerini ön plana çıkarsın, onlar halkı ihya etsin, onların önünü açsın, onlar halka hizmet etsin ve böylece oradan tamamen PKK ve PKK'nın düşüncesi 3-5 yıl sonra biter. Bana göre bunun yapılması gerekir. Dolayısıyla devletin yaptığı tamamen doğrudur ve son derece doğru yapıyor. Bu yüzden dolayı şimdiki konumda HDP'nin oy kaybı söz konusu. Barajın altında kalması büyük ihtimal. HDP'nin 80 milletvekili var. Barajın altında kalırsa ne olur? 50 milletvekili AK Parti'ye gider. Şu anda seçime gidilse AK Parti'nin 360-370 milletvekili çıkarma ihtimali var. Fakat önemli bir konu şu. Bu seçime getirme nedeni olması lazım. Seçime gitmek için iyi bir neden oluşturmadan AK Parti seçime giderse oy kaybeder. İyi bir neden oluşacak. İyi bir neden oluşmadan giderse oy kaybeder. İyi bir neden oluşup giderse 360-370 milletvekili çıkarır. Dolayısıyla şu anda AK Parti iyi bir neden kolluyor. İyi bir neden oluşturup gidecek. Hocam gidişat sanki iki parti mi kalacak başkanlık sisteminde olduğu gibi ve bunu gören CHP-HDP birleşmenin yollarını mı arıyor? HDP-CHP birleşmez. İş tüzük değişikliği. HDP-CHP birleşmez. Bakın HDP başka kontrolde, CHP başka. HDP tamamen dış güçlerin kontrolünde. CHP'de hem milli güçler var, ulusal güçler var hem de dış güçlerin etkisi var. Birleşmek mümkün değil. HDP-CHP birleşmez. Çünkü CHP'de ciddi bir ulusalcı güç var. Aynı zamanda dış güçlerin etkisi de var. MHP ne olur hocam? MHP bakın, MHP nedir? MHP bir devlet partisidir. MHP devlet partisidir. Koskoca MHP kaç yıllık parti? İki tane genel başkan olmuş. Değil mi? Şimdi üçüncüsü olacak. Bana göre MHP bir devlet partisidir. Devlet partisi olduğu için MHP'nin başına kim geleceğine devlet karar verir. Bakın Devlet Bahçeli'yi söylemiyorum. Yani bir tayindir bu. Bu seçim değildir, tayindir. Dolayısıyla tayinle gelir. Şimdi devlet, ulusal devletimiz, milli gücümüz Meral Akşener'le anlaşırsa, Sayın Meral Akşener'le anlaşırsa onu başa getirir. Anlaşamazsa Devlet Bahçeli devam eder. Benim görüşüm. Fakat bakın burada önemli bir konu var. Eğer Meral Akşener MHP'nin başına gelirse ne olur? MHP araştırmalara göre %15'ten fazla oy alıyor. Meral Akşener'li bir MHP ki seçim geliyor, 2016 seçim var, %15'ten fazla oy alıyor. Peki Devlet Bahçeli seçime girerse ne olur? Barajın altında kalır. Bu yüzden dolayı bakın bu çok önemli. Meral Akşener'in partinin başında olup olmaması çok çok önemli. MHP %15'i geçerse ne olur? AK Parti'nin oyu düşer. Ve AK Parti milletvekili kaybeder. Ve AK Partili 270 milletvekilini zor bulur. Yani zor bulur. Dolayısıyla AK Parti'nin aleyhine bir hareket olur bu. Devlet Bahçeli olursa MHP barajın altında bile kalabilir, ihtimaldir. O zaman ne olur? AK Parti iyice güçlenir. Dolayısıyla bakın bu çok çok önemli. Yani MHP'nin başına kimin geçeceği en çok AK Parti ilgilendiriyor şu anda. Evet. Peki hocam, az bir zamanımız kaldı. Rus uçağını kim düşürdü? Türk-Rus ilişkileri niye bu noktaya geldi? Şimdi bakın, Putin niye tepki gösterdi? Evet. Putin çok tepki gösterdi değil mi? Siz beni arkadan vurdunuz, ne yaptın dedi, hançerledin dedi. Çünkü bakın burada 2014 Aralık ayında Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız birçok anlaşma yaptı ve müttefik oldular. Ciddi müttefik oldular ve dostlukları çok ilerledi. İki, aynı şekilde geldiler burada Antalya'da Belek'teki toplantıda gene görüşmeler yaptılar. Rus uçağı ne zaman düştü? Antalya'daki toplantıdan sonra düştü. Kasım ayında değil mi? 23 Kasım mı ne? O zaman düştü. Bakın burada o uçak düşürüldüğü zaman Sayın Putin Cumhurbaşkanımıza çok kızdı. Biz seninle müttefiktik, anlaşmıştık, birçok konuda mutabık ettik. Sen niye benim uçağımı düşürdün dedi, kızdı. Hocam burada bir şey de haklı. Bir şey söylesem. Sayın Davutoğlu olaydan hemen sonra benim bilgim dahilinde gibi bir cümle sarf etti uçağın düşüşüyle alakalı. Bu biraz bu meselenin toparlanmasının önüne geçmek değil miydi? Şimdi o da şöyle, bakın Rusya uçağının düşürülmesiyle 26 Aralık'ta yazdığım raporda 3 tane senaryo koydum ben. 3 senaryo çizdim. 3 senaryoya göre birinci senaryo şu, dedim ki ulusal devletimiz, vatansever ordumuz angajman kuralları gereği Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın haberi olmadan düşürdü. Yani Cumhurbaşkanımızın, Başkanımızın haberi yok
angaçman kurallara gereği ulusal ordumuz, vatansever ordumuz düşürdü. Hı hı. Senaryo 1. Senaryo 2. Ulusal ordumuz, hocam, vatansever ordumuz biraz kısalım. Evet. Cumhurbaşkanımızın haberi var, Cumhurbaşkanımızın haberi yok, düşürdü senaryo 2. Hı hı. Senaryo 3, hem Cumhurbaşkanımızın haberi var hem Başbakanımızın haberi var, onların talimatıyla düşürdü. Senaryo 3'ün doğru olduğunu söyledik o gün. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düşürülmüştür. Gelelim iki alternatife daha. Bir, Amerika'nın haberi var mı yok mu? Bu önemli. Amerika'nın haberi olarak düşürüldü. İki, Amerika'nın haberi olmadan düşürüldü. Bize göre Amerika'nın haberi olarak düşürüldü. Dolayısıyla Amerika ile müttefik olduğumuz için Rusya uçağını düşürdük. Nedeni de Rusya'nın Suriye'de çok aktif rol alması. Bunun için düşürüldü. Ama bunun zararı oldu. Rusya ile ilişkilerimizi bozdu. Ve ben ilk günden beri söylüyorum, Rusya uçağının düşürülmesi hataydı ve yanlış yapıldı. Düzelir mi hocam? Düzelir ama zaman alır. Düzelir ama zaman alır. Peki. Hocam ağzına sağlık. Bu hafta ederim. Misafirimiz Profesör Doktor Arif Yavuz idi. Tabii tweet'te bazı sorular var fakat bunlara zamanımız kalmadı. Haftaya tekrar beraber olmak üzere iyi akşamlar diliyorum.